Bugün Cursor ile 5 dakikada bir e-ticaret API servisi yazacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben bir backend developer değilim, Node.js bilmiyorum ve e-ticaret geçmişim de yok. Yani sıfır bilgisi olan bir insan gibi yazdıracağım. Bu videoda şu ihtiyaçtan çıktı, benim bir kitabımı satın alanlara yeni versiyon için indirim kodunu mail atmam gerekiyordu. Shopify'da da böyle bir hizmet yok. Ben de dedim ki neden yapay zekayı yazdırmayayım. Videoya başlamadan önce WhatsApp ve Discord gruplarımıza katılmak isteyenler aşağıdaki linkten katılabilir. Şimdi ilk olarak Cursor'u açtım. Şimdi bize şu 3 şeyle lazım. 1. Hangi e-ticaret sitesinden veri çekeceksek o e-ticaret sitesinin dokümantasyonu. 2. Hangi verileri çekmek istiyoruz? 3. API anahtarı. Şimdi ben Shopify'dan çekeceğim. Onun için developer.shopify.com'a geliyorum. Bu arada ben buradan çekiyorum. Ekstra bir özelliği vesaire yok veya reklam da değil. Şimdi çekmek istediğim veriyi buradan buluyorum. Siparişler diyorum. Tüm siparişlerimi listeleme diyorum. Ben buradan customer email. Benim istediğim veri burada. Şimdi buradan URL'imi kopyalıyorum ve Cursor'a geri dönüyorum. Cursor'ın ayarlarından Cursor ayarları diyorum. Buradaki features içerisinden doküman kısmına geliyorum ve add new doc diyorum. URL'ime yapıştırıyorum. Enter'a bastım. İsmine de Shopify all orders diyorum ve confirm diyorum. Şimdi burada indekslediğini söylüyor. Eğer size indeksleniyor diyorsa bekleyin, tüm sayfaları yüklemeye çalışıyordur. Şu an indeksli sayfaları görebiliyorsunuz. 87 tane toplam sayfa çekip buraya yüklemiş. Sadece URL'imiz değil, diğer kategorileri de buraya eklemiş. Daha sonrasında sağ taraftan composer'ımı açıyorum. Şimdi buraya girip önce dokümanımı ekliyorum. Add Shopify all all orders diyorum. Şu an dokümanım buraya eklendi. Şimdi isteğimi yazacağım. Çok basit bir dille yazacağım isteğimi. Şimdi isteğimi yazdım. Dedim ki amacım dükkandaki kişilerin e-mail adreslerini çekmek. Bunu en hızlı ve en kolay şekilde nasıl yaparım dedim. Şimdi bu isteğimi gönderiyorum. Evet, şimdi cevabım geldi. Ben agent modunda göndermediğim için bana diyor ki sen bu işlemleri yaparsan dosya alabilirsin diyor. Ben de dedim ki gerekli dosyaları yarat, programı çalışmaya hazır hale getir. Yani bu işi benim için yap dedim. O da tüm işlemleri bitirdi ve programımız neredeyse hazır hale geldi. Şimdi API key'imizi ekleyeceğiz. API key'i eklememiz gerektiğinde buradaki kısımda açıklamış. Şimdi API key'imi alabilmek için Shopify'nin sitesine gidiyorum. Sol taraftan kişisel erişim anahtarına tıklıyorum ve beni böyle bir sayfaya açıyor. Buradan API anahtarının adını yazıp anahtarı oluşturur deyip indirebilirsiniz. API anahtarı kesinlikle kimseyle paylaşmayın arkadaşlar. Şimdi API key'imi aldıktan sonra Cursor'ıma geri dönüyorum. Cursor'daki projeme geldim. Sol taraftan .env dosyamı açıyorum. Buraya API key'imi yapıştırıyorum. Örneğin benimki 1-2-3 olsun. Yapıştırdıktan sonra işlemlerim tamam. Artık programımız hazır. Gidip müşterilerimizin mail adreslerini çekecek ve CSV dosyası olarak buraya yazdıracak. Öncelikle npm install ile gerekli paketleri yüklüyorum. Bana bunu Composer'da göstermişti. Şu an tüm paketleri ben daha önce yüklediğim için hepsi yüklü şu an. Daha sonrasında program çalıştırmak için npm start yazıyorum. Bunu da bana Composer'da belirtmişti. Enter diyorum. Şu an programım çalışıyor. Evet, daha sonrasında programım çalışıyor. Şu an gitti. Benim CSV dosyamı buraya kaydetti. Geliyorum müşteri e-maili CSV diyorum. Gördüğünüz gibi bütün mailler geldi. Tabi bu satın almış arkadaşlar mail gittiyse size de bu yöntemle gönderdim arkadaşlar. Bu ve benzeri içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olabilirsiniz. Yeni içerik fikirlerini de aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Kitabımın da versiyonu 5 çıktı. Onu da aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Herkese kolay gelsin.